Herkese merhabalar. Yeni bir çöplük slime'la yine karşınızdayım arkadaşlarım. Bu videoda sizinle birlikte çöplük ve koleksiyonluk slime'larımı ayıracağım. Evet arkadaşlarım, karşımda görmüş olduğunuz bu slime'lar 2018 yılından beri yapmış olduğum slime'ların bir kısmı. Sayısını bile bilmiyorum arkadaşlarım. Bulduğumu getirdim. Eğer sizler saydıysanız lütfen yorumlara yazın. Bakalım kimler doğru sayabilmiş. Burada sizce mi desem yoksa burada net kaç tane slime var? Hadi bakalım herkes yorumlara. Evet çok ciddiyim arkadaşlarım. Bazıları ekrana sığmadığı için getirmedim. Diğerleri kurtuldu elimden. Bir nevi temizlik videosu olacak arkadaşlar ama asıl amacımız çöplük slime. Bu seriyi hatırlayanlarınız var mı? Aylar önce çöplük slime yapmıştım arkadaşlarım. Evet aylar önce başlattığım seri dedim arkadaşlarım. Ara ara yani ayda bir temizlik yapıyorum. Adına da çöplük slime diyorum. Görülen o ki çok beğenilmiş arkadaşlarım. Taklitleri çoğalmış. Çöplük slime serimi bilmeyen arkadaşlarım için hemen gösteriyorum. Evet işte arkadaşlar bunlar benim çöplük slime serilerimden birkaçı. Bakın hepsi çöp. Çöpe atacakmışım. Çöpten alacakmışım. Yok içinde çöpe atarken altın kaçmış. Başka çöplük slime yapanlar da varmış. Bir hafta önce falan filan diyor ama ben aylar önce başlamıştım arkadaşlarım. Çöplük slime yani çöp atacak olduğum slime'ları size göstermeye ilk ben başlamıştım. Bunu neden söylüyorum arkadaşlarım? Çünkü bazı arkadaşlarım beni gerçekten çok incitiyor. Başka kanalları taklit ettiğim falan söylüyorsunuz. Asla böyle bir şey olmadı. Ben size defalarca söylüyorum. Neden? Çünkü benim kanalımı sizler yönlendiriyorsunuz. Sizler ne isterseniz ben o tarz videolar çekmeye çalışıyorum. Sizin isteklerinizi yapmaya çalışıyorum. Bir de tutup video üstüne yorumlarınızı okurken işte şunu önce o yapmıştı, bunu önce bu yapmıştı falan dediğiniz zaman ben çok üzülüyorum arkadaşlar. O yüzden bu açıklamayı da yapmış olayım. Artık challenge'ımız başlasın diyeceğim ama challenge videosu değildi arkadaşlar. Ama isterseniz bir challenge'a dönüştürelim mi? Çöplük ve koleksiyonluk olarak tabii ki çöplüğü seçmeyeceğiz demeyin. Belki çöpe atacak olduğumuz slime'ların içinde de çok güzel slime'lar olacak. Yani diyeceksiniz ki şu slime'da çöpe atacak değilsin değil mi? Belki de atacağız arkadaşlarım ya da şunu ya da çabuk gösterin bana hangisi. Mesela şu bakın. Clear bir slime arkadaşlar. Altı konfetili slime'larım ve üzerleri şeffaf. Mümkün değil arkadaşlar. Onları atmam. Ancak siz isterseniz size gönderirim ama onları asla çöpe atamam. Çünkü muhteşem kaliteli. Harika slime'lar. Evet ama hiç belli olmaz. Onlar hariç diğer güzel dediğim slime'ları da atabilirim. O yüzden challenge'ımız olsun arkadaşlarım. Çöplük ve koleksiyonluk challenge'ımız başlıyor. Videonun sonunda i buton ekleyeceğim. Çöplük slime'ı güzeldi. Koleksiyonluk slime'ı güzeldi. Ve videonun sonunda bir sürprizim olacak arkadaşlarım. İsterseniz şimdiden söyleyeyim. Belki videonun sonuna kadar bazı arkadaşlarım beklemeyebilir. Bana tahammül edemeyebilirler ki ben bunu anlayışla karşılarım. Bazen kendime ben bile tahammül edemiyorum. Çok konuşuyorum arkadaşlar değil mi? Hayır evet söylüyorum. Koleksiyonluk olarak ayırmış olduğum slime'lardan gerçekten bir slime seti koleksiyonu hazırlayacağım. Ve size çekilişe göndereceğim. Bunu da tekrar bu videonun altında konuşmuş tartışmış olalım ve artık ben daha fazla uzatmayayım. Hadi artık başlayalım arkadaşlarım. Karışma kabımızı alalım. Karışma kabımızı nereye sığacaksa arkadaşlar. Ama ondan önce bazılarını eleyeceğiz ya arkadaşlarım. Hemen size göstereyim. Buna slime denmez aslında arkadaşlarım. Yani yaptığımız zaman buna slime denilmezdi. Bu fail olmuş bir slime'di. Bunu bıraktık yenisine geçmiştik. 10-15 gün rahat olmuştur arkadaşlarım ama hatırlayamıyorum. Bunu ben ne için yapmıştım? Renk böyle ama olmamıştı, tutmamıştı, çok sıvıydı. Bir şeyler eksik koymuştum ya da fazla koymuştum ya da slime'a eklenmeyecek malzemelerden eklemiştim. Böyle bir slime elde etmiştim. Daha doğrusu böyle bir slime karışımı elde etmiştim. Balkona öylece atıvermişim arkadaşlarım. Çöpe dökmek yerine evet size söylemiştim zaten. Deneyeceğim demiştim. Bunu bu şekilde bekleteceğim demiştim. Arkadaşlar bu var ya. Yani üzerine bakın resim çekeceğim diye biraz önce şöyle deldim falan. İçi birazcık cıvık gibi ama rengi de çok güzel değil. Evet grimsi böyle kirli bir renk. Ama üzeri bir sünger oluvermiş. O kadar çok slimeleştirici malzeme eklemiştim ki hani borak sudan bahsediyorum. Ama bir tür iflah olmamıştı ve slime olmamıştı arkadaşlarım. Bu çöplük değil de ne? Yani bununla isterseniz yani bunu çöplüğe bile dahil etmeye gerek yok. Ama bunu size göstermek istedim. Üzeri kabuk tuttuğu için kuruduğu için bir tabak oluşmuş. Altı hala sıpsıvı. Havalamadığı için sıvılaşmış da sıvılaşmış. Bence çöplük slime'a bile değmez arkadaşlarım. Yani şu tertemiz kabımı bozmaya değmez bence. Şu macchiato kabından başlayalım. Önce göz zevkimizi bozan kapları ortadan kaldıralım. Evet. Macchiato'nun rengi biraz açılmış arkadaşlarım. Ne dersiniz? Ve kıvam. Ay gerçekten bir kahve kıvamında arkadaşlarım. Karamel. Evet bir macchiato'dan bir farkı yok. Bence gayet başarılı, güzel bir slime olmuş. Neden burada daha bir yoğun kahvelik var anlayamadım. Böyle sesler çıkartıyor. Zavallım, garibim ama çöpe gideceğinden haberi yok. Bana şirinlik yapıyor. Ama çöptesin. Atmasam da olurmuş ama renk bir kere değil mi arkadaşlarım? Yani böyle bir renk istemeyiz. Ve kopuyor zaten. Bekletmeye gerek yok. Yani bence koleksiyonluk değeri yok arkadaşlar bu slime'ın. Attım gitti. Bunun zaten kapağı yokmuş arkadaşlar. Kapatamadığım için kurumuş gitmiş. İçeride bir madde var ama bakın. Oh arkadaşlar atarken o kadar mutlu oluyorum ki seviniyorum. Ev temizleniyor çünkü. Bu nasıl bir şey olmuş? Bu da böyle yine bir deniz anası görünümünde. Değişik bir madde yoksa değerli bir taş görünümünde mi desek bilemedim. Bir maden gibi de duruyor. Böyle kopan. Ağız açık kaldı ya bir kurumuş bir yerleri kurumamış. Şurası bildiğiniz taşlaşmış arkadaşlarım evet. Sen de çöptesin. Portakal çanağında yaptığım slime'lar. Karıştırma kabı kullanmadan portakal kabuklarının içinde yaptığım slime'lar arkadaşlarım. Bakalım ne hale gelmişler. Hadi inceleyelim. Portakal çanağında slime yaparken limon çanağında slime yapacağımı da söylemiştim. Unutmayan arkadaşlarım sağ olsunlar yorumlarda bana hatırlatıyorlar. En kısa zamanda limon çanağında slime yapımı da gelecek arkadaşlarım. Oo burada bir bozulma bir deformasyon var arkadaş. Yaptığımız zaman slime'larımızın kıvamı gayet güzeldi ama burada bir cıvıklaşma var. Bunu ben böylece atarım. Oo, bakın
Diğerinde ne var acaba? Bu daha başarılıymış demek ki. Sen de çöptesin. Hepsi farklı farklı arkadaşlarım. Tüm numlumuz kaplarını atmamışım. Bunlar da muhteşem güzel slime saklanıyor. Hiç hava almıyor arkadaşlarım. Harika. LOL toplarının başına gelenler. Şu deliklerden fırlamış, masanın üzerine dökülmüş, oradan yerlere dökülmüş, dökülen yerler kabuklaşmış. Ay arkadaşlarım, korkunç bir manzarayla karşılaştım. Şöyle duruyor ya, ben de görmemişim. Delik aşağıdan aşağıdan. Bakalım içinde bir şey kalmış mı? Hadi bundan başlayalım. Oh, bu kadarcık kalmış. Kalanlar da zaten köpürmüş. Minnacık minyatür bir slime kalmış. Hiç de işime yaramaz. Çöpe gidiyorsun. Devam edelim Lily Sister yumurtasıyla. Wow, güzele benziyor. Ay, acaba koleksiyonluk mu saklasaydım arkadaşlarım, ama ellerim kirli. Artık o şansı kalmadı. Bakın hiç de karışma kabına da yapışmamış zaten. Bakalım bu nasıl slime'miş. Yok ya, hayır hayır arkadaşlarım, tamam. Güzel bir slime değilmiş. Elimi temizlersen güzel slime ilan edeceğim, ama elime daha çok yapış. Zaten kirli olan elimi daha da çok kirlettiğin için. Gidiyorsun. Hadi Lily Sister yumurtasıyla daha devam edelim. Saklama kaplarım nasıl bu arada arkadaşlarım? Evet, gayet iş görmüş değil mi? Yeni değil bunlar. Çok uzun zamandır duruyorlar. Ama kurumamışlar. Delikleri olmasına rağmen slime'larımı kurutmamış. Rengine bayıldım arkadaşlar. Çok güzel. Acaba bunu neyle yaptım? Kıvam katı olduğu için, oynarken de çok keyifli oynanmadığı için. Çöpe gidiyorsun. Şu LOL toplarını bitirelim çok çabuk. Yine aynı gillerden mi sanki? Yok, hayır. Arkadaşlar bu kinetik kumdan yapılmış bir slime, ama bunu hiç atasım yok. Çok güzel. Ne dersiniz? Yok, pofuduk pofuduk ses çıkarmıyor. Güzelmiş arkadaşlar. Yok yok, bunu saklayacağım. Özür dilerim. Slime set hazırlarken zaten bunu görmüş olacaksınız. O yüzden çok fazla oynamıyorum. Hemen sıradaki slime'a geçiyorum. Oo, bu ne? Bu da çok güzel bir şeye benziyor arkadaşlar. Bunu da atmasak olurmuş. Hay Allah. Ne yapalım arkadaşlar, ne dersiniz? Bir şans daha versek mi? Bence hayır. Bakın bağırsak bağırsak oldu. Parçalandı. Henüz çıtır çıtır ses çıkartan bir slime'a rastlamadık. Oynadıkça güzelleşen, sanki çöpe atmaya kıyamayacağım bir slime kıvamında arkadaşlarım. Ve ses de çıkartıyormuş. Evet, şu ana kadar çöpe atacağım en güzel slime de buydu. Renk zaten çok güzel. Lila renginde. Az da olsa elime yapıştığın için çöpe gidiyorsun. Bakalım burada ne varmış. Tıraş köpüğünün kapağında yapmışım galiba bu slime arkadaşlar. Ya da Buse mi yaptı arkadaşlarım, bilemedim. Yani slime yapıp da böyle bir kabın içinde sakladığımı hatırlamıyorum. Zaten kapağı da yokmuş. Bu böyle ters geçirilivermiş. Bakalım bekleye bekleye ne hale gelmiş. Kurumuş mu kurumamış mı? Oo. Çabuk bir slime arkadaşlar. Yani direkt hiç elle oynamaya bile gerek kalmadan çöp. Devam edelim. Sırada bir karlı slime var. Yani yapay kardan yaptığım slime arkadaşlarım. Bebek bezinden yapmıştım hatırlarsanız. Koleksiyonumuzda yapay kardan slime olsun mu olmasın mı? Bence olmasın, çünkü bakın yapışmıyor bile. Ve şu anda oynaması çok da keyifli bir halde değil. Yapay kardan, yani bebek bezinden slime yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Devam ediyorum. Yine kapaksız saklamış olduğum bir slime'mış bu da. Hem temizlik yapıyoruz, hem slime'larımızı çöpe atıyoruz, hem de çöpe atacağımız slime'lardan çorba yapıyoruz. Oo, komba bir video olmuş arkadaşlar. Bunu da attım çöpe. Sırada yine çok güzel su yeşili renginde harika bir slime var. Acaba bu slime çöpe mi gidecek, yoksa koleksiyonluk olarak ayrılacak mı? Biraz sonra belli olacak arkadaşlarım. Nasıl belli olacak? Parmak deneyiyle. Yapışmıyor. Arkadaşlarım, ele yapışmadığı için bu slime kesinlikle bir kısmı olabilir. Evet, üstü kuruduğu için. Şu kadar bir kısmını çöpe atacağım. Boncuklu slime'mış. Bu çöpe atılmaz. Eminim kıvamı çok güzeldir. Gördüğünüz bunun da kapağı yokmuş. Streç filmle kapatmışım. Kıvamında hiçbir değişiklik olmuş. Sadece birazcık yüzeyinde kurumalar olmuş. O kısmını da zaten çöpe atmış olduk. Yani bir slime'dan hem çöplük hem de koleksiyonluk çıkarmış olduk. Neyse, koleksiyonluk slime'larımı slime set yaparken daha detaylı göstereceğim size. Haydi devam edelim. Sırada bir şeffaf slime var, ama tam olarak şeffaf olduğunu söyleyemeyeceğim. Kıvamda gayet güzel görünüyor. Ele yapışma yok. Vav, bu nedir ya? Arkadaşlarım kesinlikle çöplük değil. Bir damlası bile çöplük değil. Bu kadar güzel bir şeffaf slime ben görmedim. Bu ne zaman yapmışım, ne kullanarak yapmışım, nasıl bir boya kullanmışız arkadaşlar. Hadi yorumlara lütfen. Ben unuttuysam siz asla unutmazsınız, ben eminim, biliyorum. Bu çok güzel bir slime olmuş, ama ne kullanmışız biz buna ya? Yıldızlar var, simler var. Harika bir slime. Evet, sırada sufle slime var, ama şu nedir arkadaşlar? Demek bir slime artmış, onun üzerine koyuvermişim. Böylece hiç ne yayılmış ne slime'a karışmış. Çıkartıyorum, bir kabukla karşı karşıyayız arkadaşlar. Kabuklaşmış iyice ya. Böyle bir şey olmuş arkadaşlarım. Ancak bunu makasla kesebiliriz. Çöpe gidiyorsun. Yine sufle slime mavisiyle devam edelim. Yalnız görüntü muhteşem arkadaşlar, bakın.
Zemine birikmiş olan pürüzsüz harika ama bir dakika. Arada boşluk var. Wow arkadaşlar dikkatli izleyin. Apartamıyorum ne kadar sağlanmış bu tutkal kuruyunca. Evet bakın arkadaşlar araya gireceğim şimdi. Bundan çanta mı yapsak ya bebeklerimize? Yani şu madde sanki bildiğimiz bir plastik. Bir poşet yani. Üstü sünger. Altı poşet olmuş. Yani daha doğrusu muşamba da diyebiliriz. Ne kadar güzel olursan ol çöpe gidiyorsun. Ve son sufle slime'ımız turuncu ile devam edelim. Bakalım bundaki değişiklik neymiş? Aynı olay turuncuda da gerçekleşmiş mi? Hemen deneyelim. Hayır. Bunda damarlar çok. Ortada boşluk oluşmamış. Hayır arkadaşım kopartamıyorum bile gücüm yetmiyor. Kesmeyi deneyelim mi? Makas bile kesmiyor. O derece yani kurumuş. Devam edelim. Sıradaki slime'ımız gelsin. Küçük tabaklardan yaptığımız slime'dı bu. Bundan asla koleksiyonluk ayırmak istemiyorum. Kopuyormuş zaten. Çöpe gidiyorsun. Evet yine kurumuş slime'larım var burada. Bunları sanırım allıkla fondötenle falan yapmıştık değil mi arkadaşlarım? Sanırım yine bir challenge sonucu yapılmış olan slime'lar bunlar. Kıvamlar farklı. Birazcık da renk tonları farklı. Kopmalar var. Çok da güzel. Evet çok da güzel bir slime değilmiş demek ki dayanmamış. Çöpe gidiyorsun. Evet şu an elimde harika bir slime olduğunu düşünüyorum. Eğer kıvam bozulmadıysa. Evet arkadaşlarım tam koleksiyonluk harika bir slime. Bakın parçalar senkronize bir şekilde aynı anda dans ediyorlar. Aynı anda hareket ediyorlar. Şu saç ip ip olayı çok güzel değil mi arkadaşlarım? Bu gayet güzel. Harika bir slime. Kesinlikle koleksiyonluk bir slime. Çöpe atmayacağım. Devam edelim sıradaki slime'ımızla. Altın slime mısın sen? Arkadaşlar yine şunu demek istiyorum. Çöpe atacağım slime'ların içinden altın çıktı. Yani bunu yine diyebildim arkadaşlarım. Çünkü bakın muhteşem güzel çöpe atılmaya kıyılmayacak. Harika bir altın slime değil mi? Bu sizce çöpe atılır mı? Kıyılır mı arkadaşlarım bu slime'a? Hadi alalım birazcık oynayalım. Bazı yerlerini kirlettim. Kirlettim yerleri şöyle bir atalım. Yani bu kadar çok altın slime ne yapacağım? Yani ilk defa böyle bir slime saklıyorum arkadaşlar. Bakın görüntü oldukça kötü. Ama şu anda soğuk olduğu için gerçekten donmuş bir vaziyette. Buz gibi oldu ellerim. Balkondaydılar çünkü. Bunu bu şekilde saklayacağım. Birazcık da içeride saklamış olacağım. Bakalım kıvam düzelecek mi? Bu altın slime'a bir şans daha vereceğim. Altın slime çalışlarımızdan kalmış bu slime'lar belli ki arkadaşlarım. Oo, cıvık mısın sen? Cıvıkmış ama elime de yapışmıyor. Kabına yapışıyor, elime yapışmıyor. Lımbır lımbır bir slime. Cıvık olduğu için bunu atacağım arkadaşlarım. Katı slime'ları beklettiğim zaman birazcık daha yumuşuyorlar ama böyle cıvık slime'lar için ekstra malzeme kullanacağım. Borax'tı, Renew'di falan hiç gerek yok. Yenisini yaparım daha iyi değil mi? Ve yine bir altın slime daha. Oo, suyu falan akmış, sulanmış. Tam bir çorbalık slime olmuş. Hemen şöyle aktaralım. Nasıl yapışmış ya? Plastik kaba yapışacak kadar. Oo. Devam ediyorum. Burada yine bir kahverengi. Harika bir slime gibi duran bir slime var. Sulanmış. Suyunu şöyle bir dökelim. Ve kıvamına bakalım. Şu köpük olayı çok güzel. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlarım? Slime'ımızın yüzeyi başka. Zemini başka. Ve gayet. Bu da mı altın slime'miş arkadaşlarım? Evet. Bunu akrilik boyayla yapmıştım. Bunları toz boyayla yapmıştım sanki. Hay Allah ya arkadaşlarım. Bazıları için de yüz maskesi kullanmıştım ya. Sen de çöpe gidiyorsun. Ve sırada kaymak slime var. Bembeyaz. En sevdiğimiz pofuduk slime'lardan. Ne dersiniz arkadaşlar? Bunu hiç bozmayayım. Zaten ellerim kirli. Şu beyazda da bozmamış olalım. Kıvam çok güzel. Şu bozduğum yeri hemen kopartalım. Çöplük slime'ımızda beyaz slime yok demeyelim. Onu atalım. Diğerini koleksiyon için saklayalım. Oh be bakın arkası biraz rahatladı arkadaşlarım. Sadece şu karşımda görmüş olduğum slime'lar kaldı. Sadece şu karşımda görmüş olduğunuz minik minik slime'lar kaldı ki asıl iş burada. Diğerleri büyük kaplardaydı işimiz kolaydı. Hadi devam ediyorum. Şununla mı devam etsek? Yumurta kabının içine koymuşum. Sulanmış mı? Hayır. Muhteşem güzel kıvamda. Bunu nasıl yapmışız arkadaşlar? Koptuğu için hiç affetmeyeceğim ve çöpe atacağım. Evet diyeceksiniz ki biz bunu defalarca gördük ama size göstermekten usanmıyorum arkadaşlarım. Çünkü kıvamda hiçbir değişiklik yok. Hala ilk günkü gibi muhteşem güzel minik minik minyatür slime'larım. Bunları zaten lol bebeklerime yapmıştım. Evet bakın bu slime atılır mı hiç arkadaşlar? Ne elime yapışıyor ne bir sulanma ne bir bozulma hiçbir şey yok. Tabii ki koleksiyonluk. Ve belki de bu sefer slime koleksiyonunu süsleyecek ve size göndereceğim. Kanalımdaki yenilikleri kaçırmamak için lütfen kanalımıza abone olun. İşte yeni bir slime daha. Beyazmış. İçinde de mavi mavi yıldızlar varmış. Frozen slime. Evet arkadaşlar şimdi hatırladım. Böyle bir slime asla atmam.
Yeni bir slime daha. Arkadaşlar, hatırlayanlarınız var mı? Rujdan slime. Bakın ruj parçaları hala burada duruyor. Evet, rujdan bir slime yapmıştım. Hatırladınız mı canlarım? Bunu da asla atmayacağım. Çünkü bu ruj rengi, bu slime'de tam bir ruj var arkadaşlar. Bir tane rujun hepsini buna harcamıştım. Güzelce elimizle oynanacak kıvama gelene kadar bekleteceğim. Atmayacağım. Koleksiyonuna saklayacağım. Bu sefer emojili, gülen yüzlü, harika turuncu renkli bir şeffaf slime'ım var. Yine bir Frozen slime daha mı? Hayır arkadaşlarım. Sanırım gümüş folyo ile yaptığım slime'dı bu da. Evet. Slime'ın kıvamı gayet güzel. Ele yapışmıyor. Güzel sesler çıkartıyor. Kesinlikle çöpü hak etmeyen muhteşem güzel bir slime. Bakalım burada neler olmuş. Bu da uzun zamandır beklettiğim, atmaya bir türlü kıyamadığım slime'dı arkadaşlarım. Hay Allah, oynamak nasip olmamış. Bakın bayağı bir çorba olmuş. Oo arkadaşlar. Elim çok fena battı. Yapış yapış. Bunlara slime denmez artık. Oyun hamuruyla yaptığım slime'lar bunlar. Elimi temizleyecek bir slime arıyorum. Ay daha çok batırdım. Hay Allah. Arkadaşlarım, videonun süresi tam 16 dakika 25 saniye olmuş. Bence artık videomuzu bitirelim. Çünkü kalan slime'ları da size detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Bir sonraki videoda devam edelim. Araya başka video eklemeden bu videonun devamını yeniden karşınızda olacağım. Şimdi veda zamanı. Vedamızı uzatmasak mı arkadaşlarım? Tekrar görüşeceğiz çünkü. Çöplük slime videomun ilk bölümünden herkese hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşürüz.